Evet, Horasan Köprükü Pasiner tarafına geçelim o zaman. Böyle güneyden biraz daha merkeze doğru. Orasında renkli Horasan seçim geçiyor. çok renkli Yani olacağı benziyor, evet. demokrasi gerçekten nerede hayat buluyor Erzurum ilçelerinde derseniz bir Horasan bir Doğuldu derim. Adaylardan Recep Karataş, Hayrettin Özdemir ve Abdülhamit Hatem Şimdi bunların üçü Baştan de AK Parti aday adayıydı. var. Şimdi bak bunların üçü de AK Parti aday adayıydı. Evet. AK Parti burada ilçe başkanı yani AK Parti ilçe başkanı uzun yıllardır ilçe başkanlığı yapan Sayın Recep Karataş'ı aday gösterdi. Recep Karataş'ın niye aday gösterdi diye baktığımızda Recep Karataş gerçekten ilçe başkanında başarılı bir isimdi. Yani Erzurum'da 20 ilçe başkanını böyle merkezi çıkarırsak diğer ilçe başkanlarından biraz daha öne çıkan bir isimdi. Çünkü Horasan kozmopolit bir yer. Ve Erzurum'un çatalı. Yani Ağrı'ya ve Kars'a ve buradan diğer şehirlere açılan bir çatallı ilçe başkanlığı yaptı. Burada işte o Demem partileri de bugüne kadar oyalamadıysa Abdülkadir Aydın'ın o ilçedeki bir varlık göstermesinden. Bugün Abdülkadir Aydın ismi Recep Karataş'ın yanında. Abdülkadir Aydın beyefendinin kardeşi Melik Yaşar da Recep Karataş'ın meclis listesinde bir de. Yani Abdülkadir Aydın her ne kadar da belediye başkanlığından istifa etmiş olsa da yine ben Horasanlıyım elim üzerinde diyecek. Diyor da. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde İyi Parti'nin belediye başkan adayı olan yani AK Parti'den aday olan AK Parti'nin listeye giremeyince İyi Parti'ye geçen bir Hayrettin Özdemir sürprizi yaşanıyor şu an Horasan'da. Nasıl bir sürpriz? Geçtiğimiz hafta bir seçim koordinasyon merkezi açılışı vardı. 554 araçla Horasan'a giriş yaptı. Ama Aynı orada gün başka bir durum da söz konusu. AK Parti'nin orada seçim koordinasyon merkezinin açılışı vardı. Hayrettin Aydın, şey Hayrettin Özdemir Özdemir. beyefendi ilçede her yeri mavi bayraklarla donattı. Yani ilçede bir İyi Parti rüzgarı esti. Bu rüzgar İyi Parti'nin değil. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani İyi Parti'nin çünkü ülke genelinde bir şeyi yok. Yani ülkemiz genelinde bir böyle ülkeyi maviye boyayacak bir havada değil. Ülkeyi değil. Belki de mavi denizin üzerinde bile kaybolacak bir parti halinde. Erzurum'da 31 Mart seçimlerinden sonra İyi Parti tabela partisinden de kötü bir parti olacak durumda. Ama Hayrettin Özdemir Horasan'da gerçekten bir çığır açtı. Vatandaşları böyle büyük bir sevgi izdihamına boğdu. Halk Abdülhatem Bastem'e mi oy verelim? Yoksa Recep Karataş'a mı oy verelim? İşte kim kimin yanında giderken Hayrettin Özdemir burada kafaları bulandırdı. Yani aradan bir başka Tabii tabii isim tabii. çıkabilir Bakın diyorsunuz. bu örneği verebilirim. 2014 seçimlerinde Ali Eren Hınıs'tan aday oluyor. Aday oluyor. Aday göstermiyorlar. Başka bir adayı koyuyor AK Parti. Ali Eren Saadet Partisi aday oluyor. 2000 küsur oy alıyor. AK Parti 3000 küsur oy alıyor. 4100'de HDP seçim kazanmıştı. Şimdi burada Abdülhatem Bastem ile Recep Karataş arasında kime oy vereyim ya o hani şunu düşünürüz ya ona da oy vermeyelim ya o zaten seçimi kazanamayacak deriz ya. Şimdi burada İyi Parti'ye oy vermeyelim ya Hayrettin Özdemir'e de oy vermeyelim. Kazanamaz diye düşünen bir hafta önce vatandaş bu o konvoyu gördükten sonra o sevgi selini gördükten sonra Hayrettin Aydın'ın Hayrettin Özdemir'in de kazanma ihtimali vardır aradan çıkarırsa Hayrettin Özdemir'in de seçimi kazanma ihtimali var olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Yani Horasanlı artık şunu demiyor. Hangisine oy verelim? Artık Horasan'da Recep Karataş gibi AK Parti'nin rüzgarının arkasına alan AK Parti ilçe başkanlığı yapmış ilçede başarılı işlere de imza atmış bir ilçe başkanı. Bunun karşısında AK Parti'den önce 2 dönem belediye başkanlığı yapmış Abdülhatem Bastem ikisinin arasında kalmadı şu anda Horasanlı. Horasanlı diyor ki bizim bir alternatifimiz daha var. Bu alternatifimiz kim? Hayrettin Özdemir. Yani iki aday arasında sıkıştırılmış bir seçim olur ya. Hayır şu anda Horasan'da hayır ben Abdülhatem Bastem'e de oy vermek istemiyorum. Ben Abdülkadir Aydın ve işte Abdülkadir Aydın değil, Recep Karataş'a da ve AK Parti'ye de oy vermek istemiyorum. AK Parti'ye de kızmışım vermeyeceğim deyip ama Abdülhatem Bastem'e de vermek istemiyorum. Bu arada alternatif bir isim çıktı ortaya. Hayrettin Özdemir, İyi Parti'nin adayı. Ben seçim sonuçlarına da yansıyacağına şimdiden inanıyorum. Tabii ki 43 günlük bir süre var. Bu seçim sürecinde kampanyasını
frenletirse, kampanya yapmayı durdurursa seçim sonucu değişebilir ama bu kampanyayla devam ederse Recep Karataş'a ve Abdullah Tembaslim'e ortak olacağını inanıyorum. Hayrettin Özdemir isminin. Köprüköy'de çok üzerinde duracak bir şey yok benim ama hani oranın kazananı belli zaten ama söyleyeceğiniz bir şey varsa da. Ya Köprüköy Belediye Başkanı adayı Osman Belli. Beşinci dönem. AK Parti'nin tabularını yıktı. Tarihe geçti değil mi? Yani bakın AK Parti 2024 seçimlerinde ilk kez dördüncü döneme işte İstanbul Tuzla'da Şadi Yazıcı ismini bir iki ilçede daha var. Dedi ki yani halk çok teveccüh gösterirse dördüncü döneme bu kez bir kez olsun parti tüzüğümüzü aşabiliriz. Osman Belli beşinci dönem aday oldu. 2004'te belediye başkanı. 2009'da belediye başkanı. 2014 belediye başkanı. 2019 belediye başkanı. 2024 adayı. Yani AK Parti'nin tabularını yıkan adam diyebiliriz Osman Belli'ye. Evet, tarihe geçen bir belediye başkanı ve siyasi. Pasinler'de de garip bir durum var. Ünsal Sertoğlu'nun karşısında şu an aday yok. Açıklanmış bir aday yok. Bir tek Saadet bir Partisi'nin yok. Adayı var Mehmet Sarıgül. Başka da İyi Parti'nin, Yeniden Refah Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin açıklamış olduğu bir aday yok. Son 3 günde de bir şeyler değişebilir sanırım. Değişir tabii. Aday mutlaka her parti çıkarmak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı vardı herhalde. Duruyor mu bilmiyorum. Ama ben şunu söylemek istiyorum buradan. Yani affedersiniz Pasinler'i konuşmuşken şunu söylemek istiyorum. Tamam Pasinler'de Ünsal Sertoğlu tek aday. Ama Pasinler'de Ünsal Sertoğlu Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi, AK Parti'ye olan inancı acaba nasıl yürütecek? Bu soruyu soracak olursak, şimdi AK Parti'nin orada bir ilçe başkanı var, Gökhan Kanal. Gökhan Kanal beyefendi bundan 2-3 ay önce yapmış olduğumuz bir ikili sohbette şunu söylemişti bana. Dedi ki, ben aday olacağım ve ilçeyi kurtaracağım. Ben de şu aklıma geldi, acaba Pasinler kötü bir yola mı düşmüş de kurtaracakmış? Nereden kurtaracakmış? AK Parti ilçe başkanında konuşuyoruz. Bakın çok garip Zarif Bey. Şimdi niye? AK Parti son 20 yılı çok kötü geçti ilçemizin. AK Parti demiyor. İlçemizin çok son 20 yılı çok kötü geçti diyor Gökhan Kanal Beyefendi'ye. Son 20 yıla bakıyorum. Selami Teymur AK Parti belediye başkanı. İki dönem Ünsal Sertoğlu belediye başkanı yapmış. AK Parti Belediye Başkanı. Son dönem Ahmet Dülekli Belediye Başkanlığı yapmış. AK Parti Belediye Başkanı. Yani AK Partili belediye başkanları son 20 yılda benim ilçeme hiçbir şey yapmamış diyor. Ben gelince yapacağım. Şimdi bugün kendisi aday olmuyor. O 10 yılını beğenmediği belediye başkan adayı Ünsal Sertoğlu belediye başkanı aday oluyor. Ve bununla beraber sahada geziyor. Hani bu kötü yönetiyordu? Hani bu becerememişti? Hani senin kurtaracağın kollarda muhtaç kalmış bir Pasinler vardı? Şimdi Ünsal Sertoğlu'na da soruyorum. Bu adamla sahaya nasıl çıkacaksın? Bu adam senin 10 yılını beğenmeyen. Bu adam AK Parti'nin son 20 yılda ilçeye hiçbir şey kazandırmamış dediği bir ilçe başkanıyla sahaya nasıl çıkacaksın ya? Sahaya çıkıp AK Parti'ye nasıl o isteyecek bu ilçe başkanı? Ya bunda merak konusu oldu. Pasinler önümüzdeki günlerde çok daha detaylı konuşacağız. Evet, konuşmalıyız da Pasinler'de bu 20'sinden sonra özellikle bir şeyler değişebilir diye düşünüyorum.